Bugün enzimlerde kovalent modifikasyonu öğreneceğiz. Ama önce enzimin reaksiyonu hızlandırdığı fikrini bir tekrar edelim, tamam mı? Reaksiyon koordinasyon şemasına baktığımızda enzimin bunu reaksiyonun aktivasyon enerjisini düşürerek yaptığını görürsünüz. Enzimlerin kovalent modifikasyonundan bahsetmeden önce size her enzimin protein olmadığını bir hatırlatmak isterim arkadaşlar. Ve genelde enzimleri düşündüğümüzde aklımıza proteinler gelir. Ki bunlar primer, sekonder, tersiyer ve kuaterner yapılar olan amino asit polimerlerdir. Tekrar edeyim primer, sekonder, tersiyer ve kuaterner yapıları olan amino asit polimerlerdir. Ama aynı zamanda protein olmayan birçok farklı çeşit enzim de vardır. Magnezyum gibi organik olmayan metaller, ya da flavin gibi küçük organik moleküllerde koenzim olarak işlev görürler. Ancak biz amacımız doğrultusunda proteinlere odaklanacağız. Netleştirmek için şunu belirtelim. Kovalent modifikasyon derken kovalent bağları biçimlendirme ve parçalama işlevlerinde yer alan proteinlerin modifikasyonlarından yani değişikliklerden bahsediyoruz gözlemleyebileceğimiz bir ton farklı kovalent modifikasyon söz konusudur arkadaşlar. Ancak konumuz dahilinde biz yalnızca bunların birkaçına değinelim tamam mı? Bahsedeceğim ilk kategori küçük post translasyonel modifikasyonlar. Şimdi translasyonel dediğimde amino asit polimerlerinin sentezledikleri translasyon sürecinden bahsediyorum ve post translasyonel dediğimde de zor bir kelime biliyorum translasyonel post translasyonel dediğimde de ilk sentezlenme sonrası gerçekleşen durumdan bahsediyorum. Post biliyorsunuz sonrası anlamına gelen bir ekti. Küçük dediğimde ise enzime eklenmiş ya da enzimden çıkarılmış küçük fonksiyonel grupları içeren modifikasyonları kastediyorum. Ve yine söylüyorum bunlardan çok fazla var ancak ben sadece 3 tanesinden bahsedeceğim. Metilasyon, bir proteine metil grubu yani CH3 eklenmesidir. Asetilasyon asetil grubunun eklenmesidir ve glikozilasyon glikozilasyonda şeker molekülünün eklenmesidir. Bunlar kocaman bir listede yer alan sadece 3 örnektir arkadaşlar. Bu modifikasyonlar küçük olsalar da bütüncül bir açıdan bakılacak olursa protein üzerinde oldukça önemli etkileri vardır. Bunun için protein üzerindeki lizin kalıntısının asetilasyonunu, e, asetilasyonu örneğini daha doğrusu vermek istiyorum. Onu bir inceleyelim. Protein üzerindeki lizin kalıntısının asetilasyonu örneği. Birçoğunuzun da bildiği gibi lizin pozitif yük taşıyan ve baz alabilen yan zincirinde ekstra amino asit grubu barındıran bir amino asittir. Eğer bu lizin kalıntısını asetilasyon sürecinden geçirirsek ve amino grubu ile azota asetil grubu eklersek ki bu kovalent modifikasyondur zaten asetil grubunun elektron çekim gücü azotun pozitif yük taşımasına engel olur ve bu aminoasidin davranışını değiştirir. Bu pozitif yük kaybı aminoasidin bazı özelliklerini değiştirir. Örneğin lizin'in asidik ya da bazik olmasını bunun sebebi ise artık protein değişimi yapamamasıdır. Aynı zamanda bu durum Lizinin diğer yüklü moleküllerle olan elektrostatik etkileşimlerini etkiler. Çünkü artık pozitif yük yoktur. Yani hücre gruplarının eklenmesi gibi küçük modifikasyonlar bile proteinin geneline bakınca önemli etkiye sahip olabilir. Devam edelim. Enzimlerin kovalent modifikasyonlarının neden olduğuna dair başka bir bakış açısı sunalım size. Buna enzimler. Bunların diğer adı zimojenler. Evet, proenzim aktif olmak için kovalent modifikasyona ihtiyaç duyan inaktif bir enzim formudur. Biyolojide bu proenzimlere en büyük örnek olarak yiyecekleri sindirmek için pankreasın yaydığı sindirici enzimleri verebiliriz. Pankreasın saldığı enzimlerden birisi de tripsinojendir. Tripsinojen. Bunun proenzim olduğunu son eke bakarak anlayabiliriz. Ojen. Yani zimojenden geliyor. Bu enzimin bağırsaklara gönderilen inaktif formudur. Bağırsakta enterokinaz adı verilen enzim tarafından kovalent modifikasyona uğrar ve aktif formu olan tripsine dönüştürülür. Böylece tripsin o noktada tripsinojen olarak aktif olmadığı için pankreasta ihtiyacımız olan proteinleri parçalayamaz ve ancak enterokinazla karşılaşmasından sonra bağırsakta proteinleri parçalamasına izin verilir. Proenzimleri aktif formlarından nasıl ayırt edebiliriz? Bu enzimlerin isimlerinin sonunda ojen son eki vardır. Yani diğer isimleri zimojen olduğu için ojen ekiyle biterler. Şimdi bahsetmek istediğim son kovalent modifikasyon örneği intihar tipi inhibisyon. İntihar tipi inhibisyon. Enzimlerde inhibisyondan bahsederken genelde yarışmalı, yarı yarışmalı ve yarışmasız inhibisyondan bahsederiz ki enzim kinetiği üzerindeki etkileri yönünden bunlar belirli örüntüler izlerler. Ancak inhibisyonda bunlardan farklı olan bir tür daha vardır ve onlara göre biraz farklıdır. İntihar tipi inhibisyon. İntihar inhibisyonları enzimle kovalent bağlanır ve reaksiyonları katalize etmesini engeller. İlginç olan şu, bu inhibitörler proteinlere kovalent bağlandıkları için bağları nadir olarak kırarlar. İşte o yüzden buna intihar tipi inhibisyon diyoruz. Bağları kırdığı için. Yani bir kere bağlandılar mı bir daha ayrılmazlar. Daha doğrusu bağları nadir olarak kırdıkları için bunlara intihar tipi diyoruz. Yani bağlandılar mı bir daha ayrılmıyorlar arkadaşlar. İşte bu özelliği intihar tipi inhibisyonu diğer üçünden ayırıyor. Özetlersek enzimlerdeki kovalent modifikasyonla alakalı olan üç farklı şey öğrendik. Öncelikle küçük post translasyonel modifikasyonları gördük. Yani metilasyon, asetilasyon ve glikozilasyon. İkinci olarak proenzimi tartıştık. Bunlar inaktif proteinlerdi ve aktif olmaları için kovalent modifikasyona ihtiyaçları vardı. Ve son olarak hedefe kalıcı olarak bağlanan intihar tipi inhibisyondan bahsettik.